Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün menümüzde fırında patlıcan oturtma var. Şahane oldu, şahane. Tam iftarlık oldu. İftar için, Ramazan'da oruçlananlar için mükemmel bir yemek. Çok besleyici. Bütün dengenizi yerine getirir. Şahane. Gördüğünüz gibi çok iştah açıyor. Haydi şimdi yapımına geçelim. Evet, şimdi yemeğimizin yapımına geçelim. Malzemelerimiz gayet basit. Yarım kilo kıyma, az yağlı. Arkadaşlar az yağlı kıymada yapma gayret edin. Patlıcanları çünkü yağda kızartacağım. 2 tane orta boydan biraz büyük patates. 2 tane büyük sivri biber. 3 tane şu boy küçük domates. Bir orta boy soğan, karabiber, tuz, 4 tane patlıcanı çizgili biçimde soydum. 1 saat tuzlu suda beklettim. Acısını çıkardım. Suyunu süzdüm. Şimdi önce patatesleri kızartmaktan başlayalım. Dilim dilim doğrayacağız patatesleri. Dilim dilim doğradığımız patatesleri altın sarısı kızarttım. Bunları şöyle bir tabağa alıp kenara koyalım. Evet, sıra patlıcanlarımızı kızartmaya geldi. Patlıcanlarımızı da kızartalım. Bir tabağa alalım. Patlıcanlarımız da kızardı. Arkadaşlar ben tuzunu böyle son çıkarırken ekliyorum. Bu yağ yağlı olduğu için zaten hemen tuzu içine çekiyor. Böylelikle patlıcanlar tuzlu beklerken sulanmıyor. Patlıcandan sonra şimdi içimizi yapmaya geçelim. Patlıcanlarımızı pişirdiğimiz tavada içimizi hazırlayabiliriz. Hem daha güzel olur. Patlıcan tadını alır. Ben de yağ ilave ettiğim için yağı yakmadım. Önce zor olandan. Her zaman söylüyorum. Kıymadan önce soğan. Arkadaşlar. Yemek pişirirken en önce geç olan, geç pişen malzeme atılır. Bu kural gibi bir şeydir. Şöyle çok ufak doğradığımız soğanları bir öldürelim. Soğanlarımız ölünce yine ufak ufak doğradığımız biberleri atalım. Ve bunları da biraz pişirelim. Bunu az yağlı yapıyorum arkadaşlar. Dikkat edin, mümkün olduğu kadar az yağlı yapın. Çünkü patlıcanları her ne kadar biz peçeteyi koyup da tabağa koysak bile yağ çekiyor. Daha bir de domates koyacağız. O da sulandıracak. Yani çok cıvık bir şey olmasını istemiyorsanız fazla da yağ atmayın. Biberlerimiz de kendine gelince yarım kilo kıymamızı şöyle ufak ufak atalım. Benim kıyma biraz yarım kilodan fazla arkadaşlar. Ve 600 grama yakın. Böyle dartarken 600 gram geldi. Alayım dedim, bırak kalsın dedim. Ama siz bunu yarım kilodan da yapabilirsiniz. Beyazlığı ne kadar pişirelim. Kıymaların beyazlayınca küp küp doğradım, çok ufak küp doğradım domatesleri atıyorum. Şöyle bir güzel karıştırıyorum. Domateslerimi pişirirken son anda bir sudan maydanoz atmaya karar veriyorum. Arkadaşlar siz atmayabilirsiniz isterseniz. Ama ben çok yakışacağını düşünüyorum. Şöyle bir tatlı kaşığı tepeleme dolu dolu tuz atıyorum. Bir çay kaşığı karabiber atıyorum. Siz daha da çeşitli baharatlar atabilirsiniz ama
Ben bunun yeterli geleceğini düşünüyorum. Çünkü domatesi var, maydanozu var. Bence bu baharatlar ideal. Tabii ki zevk meselesi. Şimdi domateslerimizi yumuşayana kadar pişiriyoruz. Kıymamız pişti. Şimdi yapacağımız iş. Bir borcama dibine önce şu patateslerimin yarısını döşüyorum. Üstüne istediğim miktar iç harcımını atıyorum. Ben kendime biraz iç harcı bırakacağım arkadaşlar. Onun için fazla yaptım. Ondan şimdi müthiş bir kıymalı yumurta yaparım kendime. Onun da tarifi şuralarda bir yerde var. Soğansız ama mükemmel oluyor. Şimdi kıymamızı döşedikten sonra üstüne de patlıcanlarımın yarısını döşüyorum. Bu işlem bittikten sonra patlıcanların üstüne geri kalan patateslerimi döşüyorum. Şu şekilde. Çok harika olacak gibi duruyor arkadaşlar. Bunun üstüne gene kıyma döşüyorum istediğim kadar. Yani bizim de gözümüz doymamış, bol yaptık. Borcum ufak geldi ama bence olacak. Gördüğünüz gibi biraz kıyma bıraktım. Yani şu hesapta tam yarım kilo gitti buraya. Şimdi geri kalan patlıcanlarımızı bunun üstüne döşeyip önceden 200 derece ısıttığımız fırına verip en fazla yarım saat arkadaşlar. Yarım saatte bu kendine gelir.